Günaydın. Bugünü vloglamak istedim çünkü normalde yapmayacağım. Ya asla yapmayacağım bir şey yapıyorum. Böyle tek başıma sinemaya gidiyorum. Normalde asla tek başıma sinemaya gidiyorum. Böyle aktiviteleri asla tek başıma yapamam işte. Konser, tiyatro falan filan. Ama bugün yapacağım çünkü gerçekten Spider-Man'e artık gitmem gerekiyor. Çıkalı 4 gün oldu ve hayatımda ilk defa falan bir Marvel filmine aynı gün gitmiyorum. Çıktığı gün gitmiyorum. O da buna denk geldi çünkü hep bir şeyler vardı. İşe gittim, ona gittim, buna gittim. Bir şeyler oldu yani. Ve gidememiştim. Ve finallerim geliyor. Hani finallerden sonra film vizyondan falan kalkmış olacak. Ondan sonra kadar da dayanamam. Zaten bir sürü TikTok izledim. Zaten yiyeceğim spoilerin hepsini yedim. Ki okeyim. Güzel spoilerler yedim. Yani yediğim spoilerler de bu arada izleyeceğimi bildiğim şeylerdi yani. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Ama zaten onları izleyeceğim biliyordum. Ama yine de çok heyecanlı. Aşırı heyecanlıyım bu arada. Şu şeyim bu. Arkadaşlar alandayız. Böyle tüm film konuşacak. Ufak bir böyle review tarzı bir şey yapmak isterim ama spoiler illa veririm. Yani hani şey spoiler'dan bahsetmiyorum işte. Mesela Andrew Garfield'ın olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Tobin'in olduğunu falan okey onlardan bahsetmiyorum. Ama hani yani şöyle söyleyeyim, film çok güzeldi ve asla hayal edebileceğiniz her şeyin bir tık üstü gibiydi. Çünkü gerçekten hani böyle bir yani hepimizin istediği her şey var gibiydi bir tık. Ama aynı zamanda çok üzücüydü. Hani öyle nostalji kısmından bahsetmiyorum. Gerçekten çok üzücü sahneler vardı. Ve hepsini o kadar üzücü yapan da bence Tom Holland'ın oyunculuğuydu. Harika oynamış. Geçen yani diğer filmlerde de iyiydi bence. Ben bu arada Spider-Man'de en doğrucuyum. Ama Tom'un oyunculuğunu her zaman beğeniyordum. O Spider-Man'in ruhunu bence çok iyi oynayan bir çocuktu. Ama bunda muhteşemdi ya. Bunda muhteşemdi yani. Hani üzüldüğüm şeylerin hepsi böyle 7 kere ağladım bu arada. Ağladığım sahnelerin hepsi Andrew'un birkaç sahnesinde ağladım. Bunu söylemeyeyim işte spoiler olur o zaman. Ama ağladığım sahnelerin neredeyse hepsi hep Tom'un oyunculuğu yüzünden. Hani Tom'un o yansıttığı duyu. Of anlatamam bile. Ama tekrar izlemek istiyorum. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi ama çok da üzücüydü. Filmin her yanı çok üzücüydü. Size yemin ederim. Filmin her sahnesi çok üzücüydü ama çok iyiydi. Hani en iyi Marvel filmlerinden biriydi bence. Ki bunu her Marvel filmini 17.687 kere izlemiş birisi olarak söylüyorum. Sağlamdı yani. Of hayır. Ağlayacağım, tekrar ağlamaya başlayacağım az sonra sahnede düşündükçe. Hayır yapmayacağım bunu. Şimdi gidip ders çalışmam gerekiyor. Bu kısa vlogu paylaşmak istedim sizinle. Sadece benim acımı belki izlemek eğlenceli olur diye.
sinemada ağlarken kendim çekecektim de bir Marvel beni banlayabilir sahne çektiğim için, biliyorsunuz Marvel'ın çok katı şeyleri var. İki görünmüyordum, çok karanlıktı. Üç ağlarken çok çirkin oluyorum, böyle hü falan diye ağlıyordum. Neyse bakın 7 kere ağladım, tamam mı? 5-6 kere böyle bir gözüm doldu. O kadar. Yani çünkü bir de şeylik de var. Ne bu kadar ağladın diyeceksin ama beni Marvel evrenine tanıştıran Andrew'du her zaman. 2011'de ilk gördüğümden beri oncuyum, oncuyuz yani. O yüzden onu görmesi de çok şeydi yani. Çok fazla üzülüyorum. Susuyorum artık. Ve çerezlik bir vlog oldu. Ben filmler hakkında muhabbet etmeyi çok seviyorum. Yorumlara hani başına spoiler uyarısı yazarak yorum atabilirsiniz. Konuşuruz. Bu kadar.